Bugün sizlerle erkek için boyunluk yapacağız. Gerçi bayanlar için de olur. Bunun için kullandığım malzemeler Alize Süperlana Maxi. Renk numarası 591. Şiş numarası da 8 numara şiş kullanacağım. Şöyle göstereyim. Evet, 30 ilmek çekerek başlıyoruz. Yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz. Evet, 30 ilmek çektim. İpimi bağlıyorum. İlk ilmeğimi direkt alıyorum. Sonraki ilmeğimde ipimi bu şekilde doluyorum. Daha sonrakini hiç örmeden şişimi alıyorum. Daha sonraki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Doluyorum. Düz alıyorum. Örüyorum. İpimi doluyorum. İlmeği alıyorum. Ve düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar doluyoruz, alıyoruz ve örüyoruz. Doluyorum. Alıyorum. Ve örüyorum. Doluyorum. Alıyorum. Örüyorum. Doluyorum. Alıyorum. Ve örüyorum. Tekrar doluyorum, alıyorum, örüyorum. Doluyorum, alıyorum, örüyorum. Doluyorum, alıyorum ve son iki kalan ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Evet, ikinci sıramıza geldik. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. Gördüğünüz gibi ipimiz sol tarafta. Bu şekilde ön yüzümüzü anlayabilirsiniz. İpimiz sol tarafta olduğu zaman her zaman burası ön yüzümüz olacak. Yani ön yüzündeki işlemi aynı şekilde sürekli aynı yapacağız.
Ön yüzümüzde hep bu işlemi yapacağız. İpimiz solda. İlk ilmeğimi alıyorum. Daha sonraki ilmeklerimi, şurada görmüş olduğunuz gibi az önce doladığım ipler var. O belli ediyor kendini zaten. Şöyle. Bir yere bağımlı değil. O iplik haricindeki bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Şöyle göstereyim. Düz olarak örüyorum. Düz olarak örüyorum. O doladığım ilmeğe geldim. Bu ilmeğe geldiğimiz zaman bunu şu şekilde arkadan doğru diğer şişimize geçiriyoruz. Hiçbir işlem yapmadan. Yine diğerini düz örgü olarak örüyorum. Yine ördüm. Yine doladığım ipe geldim. Bunu aynı şekilde diğer şişime aktarıyorum. Ön yüzde her zaman bu işlemi yapacağız. Doladığımız ip haricindekileri düz örgü olarak öreceğiz. Doladığımız ipi de direkt şişe aktaracağız. Yine doladığım ipe geldim. Bunu direkt diğer şişime aktarıyorum. Yine doladığım ipteyim. Aktardım. Yine doladığım ipteyim. Bu şekilde aktardım. Yani ön yüzümüzde hep mantık bu. Doladığımız ip haricindekileri düz örgüyle örmek. Yine doladığım ipe geldim, aktardım. Sıra sonuna kadar ön yüzde hep bu işlemi yapacağız. Ve son ilmeğimi de düz örgü olarak örüyorum. Şimdi arka yüze geliyoruz. Bu arka yüzdeki yapacağım işlemi de örgümüz bitene kadar her arka yüzde bu işlemi yapacağız. İpim sağ tarafta, arkadayım şu an. Arkayı şöyle göstereyim. Burada birbirine bağlantılı 2-1, 2-1 diye ilmeklerimiz var. Gördüğünüz gibi.
birbirine bitişik iki ilmeğimiz var şurada. Şu tek, şu iki. İlk ilmeğimi yine düz olarak alıyorum. Gördüğünüz gibi şu an iki ilmeğimiz var yan yana. Bunu ikisini birden düz örgü olarak örüyorum. Şu an tek ilmeğimiz var. Bunu da şişimize doluyoruz. Örmeden direkt diğer şişimize alıyoruz. Yine ikili ilmeğimiz var. Bunu yine ikisini birden düz örgü olarak örüyoruz. Tek ilmeğimiz var. İpimizi doluyoruz. Direkt diğer şişimizi alıyoruz. Yani burada ikilileri düz örüyoruz. Tek kalanlara da dolayıp direkt şişimize aktarıyoruz. Yine ikili. Bunu örüyoruz ikisini birden. Tek ilmeğimiz var. Doluyorum. Ve diğer şişe aktarıyorum. Yine ikili ilmeğimiz var. Bunu ikisini birden örüyorum. Yine tek. Doluyorum. Ve diğer şişime geçiriyorum. Yine ikili. İkisini birden örüyorum. Yine tek. Doluyorum. Örmeden alıyorum. Yine ikili. Doluyorum. Alıyorum. İkisini bir örüyorum. Doluyorum. Alıyorum. Örüyorum. Yine aynı şekilde doladım. Aldım. Ve ördüm. Doluyoruz. Alıyoruz. Örüyoruz. Doluyorum, alıyorum, örüyorum, doluyorum, alıyorum, örüyorum. Doluyorum, alıyorum. Tek ilmeğim kaldı, onu da düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldik. Gördüğünüz gibi ipimiz solda. Daha model ortaya çıkmaya başlamadı. Yine ön yüzümüzde başlangıçta yaptığımız ön yüzdeki işlemin aynısını yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi alıyorum. Burada o doladığımız ip haricindekileri yine düz örgü olarak alıyoruz. Düz olarak örüyorum. Yine doladığımız ipe geldim. Bunu direkt diğer şişime aktarıyorum. Doladığım ip haricindekileri düz örgü olarak örüyorum. Yine doladığım ipe geldim. Aldım.
Ön yüzümüzde hep bu işlemi yapacağız. Bu doladığımız ip zaten kendini belli ediyor. Boşta gibi duruyor. Oradan da anlayabilirsiniz. Ben bunu erkek için yaptığım için koyu renk tercih ettim. Umarım anlaşılıyordur. Evet, yine arka sıraya geldik. İpimiz sağda. Yine aynı arka işlemde yaptığımız işlemi yapacağız. İpimi alıyorum, başlangıç ilmeğimi. Burada gördüğünüz gibi tek ilmek var. Tek ilmek olduğu zaman doluyorum. Direkt diğer işlemi aktarıyorum. Yani hep arka sırada bu dolama işlemini yapıyoruz. Şimdi ikili ilmeğim var, yan yana gördüğünüz gibi. Bunu ikisini birden düz örgü olarak örüyoruz. Yine tek ilmeğim var. Doluyorum. Direkt diğer şişime aktarıyorum. İkili var. Bunu ikisini birden örüyorum. Yine tek ilmeğim var. Doluyorum. Örmeden alıyorum. İkili ilmeğim var. İkisini birden örüyorum. Yine tek ilmeğim var. Doluyorum. Direkt alıyorum. İkili ilmeğimi de örüyorum. Yani ikilileri ikisini birden alıp örüyoruz. Teklilerin de başında dolama işlemi yapıp direkt işimizi alıyoruz. Arka yüzümüz, örgümüz bitene kadar aynen bu şekilde. Doladım, aldım, ikisini bir ördüm. 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 Doladım, aldım, ikisini bir ördüm.
Sondaki ilmeğimi de düz örgü olarak örüyorum. Evet, ben gördüğünüz gibi 60 santim kadar ördüm. Bir kere dolamalık bu. İki kere dolamak isterseniz 1 metre 20 santim falan örmeniz gerekiyor. Aynen başlarda yaptığım işlemleri yaparak 60 santimetre ördüm. Şimdi kapanışı yapacağım. Artık kesiyorum ilmeklerimi.
Kesme işlemi bitirdim. Evet, şimdi birleştirme işlemini yapıyoruz. Şöyle alttan başlayacağım. Burada kalan ipimi iğneye geçirdim. Şöyle aralara bataraktan siz istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. İlmeklerin diplerine batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştiriyoruz. Evet, atkımız hazır. Gördüğünüz gibi görüntü olarak bal peteğine benziyor. Çekeceğim diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.